Merhabalar. Bitti mi? Başladık. Başladık. Artık başladık. Ha, yeni başladınız. Şimdi evet. Yeni başladık şu an. Bundan ha, güzel yeni, Bülent Üzün ortalığı karıştı. Tamam. Biraz sesli. Duyuyorsunuz beni değil mi rahat? Duyuyorum. Tamam, çok güzel. Evet. 1969'da nasıl kıydınız da o küçücük çocuğu Tarsus'a yolladınız? Ama onu nasıl göndermeyelim? En yakın burası. Babası göndermiyordu. Ona da arkadaşları dediler ki ona dünya kadar mal versen iyi bir tahsil yaptırmazsan onun yerini tutmaz. O zaman babasının maddi durumu pek iyi değildi. Şeyden ayrılmıştı. Şirketten ayrılmıştı. O da onun üzerine Tarsus'a gönderdik. Yılmaz çok zeki bir çocuktu. Siz çalışkan, çalışkandı. Onu Nuri Aziz neydi? Nuri Has. Onun okulu vardı. Onu oraya gönderdik. Uzak ders alıyordu bir hocadan. Üç defa mı, dört defa mı ne gitti? Dedi ki hocanın dedi bana verdiklerini ben hepsini biliyorum. Ben gitmiyorum dedi uzakta da. O zaman çocuklar çok uzaklara gidiyordu biliyorsunuz. Tabii. Şimdi bir yere gönderemiyorsun. Evde çalışıyordu. Yani orayı kazandı. Hatta benim görümcemin kayınbiraderin oğlu da Diyarbakır'dan geldi. İkisi beraber girdiler oraya imtihana. Orada kazandıkları belli değildi. Bir de şeye götürdük onları İstanbul'a ikisini beraber. Hı-hı. İstanbul'da Kabataş Lisesi miydi? Onu hatırlamıyorum. Beyoğlu'ndaydı okul. Oraya da imtihana götürdük. Ki çocuk oradan çıktı, o Diyarbakırlı olan yenge ben kazandım diye pencerelerden el salladı. Yılmaz'a sorduk, bilmiyorum dedi. Hı hı. Bu sefer sonradan öğrendik ki burayı kazanmıştı. Yalnız buranın kazandığını bir profesör vardı, o da oğlunu orada imtihana sokmuştu Yılmaz'a, çocuğunu. O kazanmamıştı Tarsus'u. Hı hı. Yılmaz da demiş ki bize Tarsus'tan haber gelmişti, kazandı diye. Kazandı. Ama her ihtimale karşı babası Galatasaray'da soktu. Orada okutmak istiyordu. O da ondan konuşunca dedi ki oğlum dedi sen de burayı kazansa dedi buraya vermeyin orayı verin. Buradan çocuklar çıktıktan sonra dedi tatil oldu mu esrarcı bilmem ne onlarla karşılaşıyorlar dedi. Orada nereye gidecek dedi. Ya bir simitçiye gidecek dedi ya bir şalgamcıya gidecek profesör. Hı hı. Fakat orayı kazanamadı Yılmaz. Burayı kazanmıştı. Orayı kazansa babası oraya da verecekti. İşte burada İyi ki kazanmamış yani. İyi ki kazanmamış. Tabii. Evet. Burada çok iyi arkadaşları vardı. Bilmiyorum bazılarını cuma günü tatil oluyordunuz biliyorsun. Cuma günü bazen arkadaş getiriyordu. Ben bir iki kere geldim sizin eve. Geldiniz tabii, mi? Tabii tabii. Ha, o zaman şeydeydik biz. Evet. Hakim evlerinde. Evet dolmuşlar böyle dönerdi. Ha, dolmuştan geliniyordu. Demir yolun altından geçer dönerdi hatırlıyorum. De, fakat çok iyiydi. Fena da değildi yani. Ama Yılmaz o zamandan belliymiş yani karakteri. Ben ders almayacağım, kendim yaparım filan demiş. Ha, hakikaten 3-4 defa gitti. Dedi ki benim bildiklerimi söylüyor, ben gitmem dedi. Baba niye hocaya para vereceksin dedi. Ve gitmedi, evde çalıştı. Peki o zamanların Tarsus'unu hatırlıyor musunuz? Ya okul filan hatırladığınız bir şeyler okul, var mı? Okul çok. Hatta birinde ben okula gittim. İzmirli miydi? O taraflı yani. Bu civarlı değildi bir çocuk. Ağacın dibinde hava soğuk, kar yok burada ama çok soğuktu. Üstü başı incecik, ağacın dibinde bir şeyler yapıyor. Aman dedim bu sokaktan mı gelmiş bu çocuk? Talebe, kolejde okuyan çocuğu daha başka görmek istiyoruz. Oğlum sen nerede, ne yapıyorsun burada dedim. Dedi ki ben dedi ağacın dibini dedi, işiyorum ki şey olsun. Yani çocuklar çok serbestti orada. Tabii. Yani başıboş ve serbest ama çok da disiplinli. Çok güzel çocuk yetiştirdi orası. Biz çok memnunduk. Hatta müdürü birinde ben, babasının işi vardı. Ben gittim ders bakımından eve mektup göndermişti. Dedi ki yok kendi kendine hoca tutalım dedik. Bir dersi mi, iki dersi mi ne şeysi vardı.
Hayır dedi. İsterse o şey yapabilir. Hoca tutmayın kendi kendine. Yani o müdüründen de çok memnunduk. Çok iyi bir Amerikalıydı müdürü, iyiydi. Yani zaten Türk hoca yoktu galiba orada. Yani Türkçe derslerin hocaları Türktü ha, ama işte, şeyler yabancıydı. Şeydi. Peki orada, Yılmaz iyi bir öğrenci miydi? Efendim sizce yok. İyi bir öğrenciydi. Şeydi. Hatta gözlük sınamaya bizim komşumuzun kızıyla beraber sınamaya gittiler. Orada okuyordu. Bitirmek üzereydi galiba. Ki o dedi ki gözlerini çok kırpıyor sınama şeye bakınca dedi. Onun üzerine göz doktoruna götürdüler babası. Gözlük taktı. Gözlük ortaokulda taktı. Şeyde kat taktı galiba. Lisede mi taktı yoksa ondan sonra mı taktı onu hatırlayamadım. Çok güzel geçti. Ta şeyli çok sakin ve sakin bir çocuktu yani. Yılmaz'ın çocukluğu öyleydi. Sonra mı yaramaz oldu? Yaramazlık yapar mı? Yok şimdi de yaramaz değil çok şükür. Allah herkesi sağlıklı, sıhhatli, mutlu yaşasınlar. Çocuklarıyla, eşleriyle, bütün duamız bu oğlum. Eğer duamız kabul olsa dünya cennet olur ama o da kabul olmuyor. Ortalık çok karışık. Çocuğunu şuradan şuraya gönderemiyorsun. Kaçırıyorlar. Öldürüyorlar. Anarşist yetiştiriyorlar. Her kötülük var şimdi bilmiyorum. Bizim şeyimizde çok serbest insanlar. Yılmaz çok serbest bir çocuk muydu sizce? Babasıyla filan ilişkisi baskılı, babaları baskılıydı. Öyle evet. Kapıya, sokağa istedikleri an hemen fırlayamazlardı. Baba baskılıydı. O benim iki oğlum Yalçın ve Yavuz. Kapının önünden biz ikinci katta oturuyorduk. Kanal 1'in şeyde eski istasyonda. Onlar kapının önünden ayrılamazlardı. Arkadaşları gelirlerdi. Bizim kapının önünde baktığımız zaman Yavuz'u Yalçın'ı göreceğiz. Yani bırakmazdı. Yılmaz ama sanki biraz daha afacan mıydı? Yılmaz sakin idi. Sakin. Yalçın da sakindi. Üçüncü oğlum biraz daha hareketliydi ama babanın yanında hareket edemezdi. O şimdi Avustralya'da. Avustralya'da. Evet, en büyük oğlum. Hı hı. Yok, çocuklarım hepsi de sakinindi, saygılı. Babalarına, etrafına, herkese saygılıydı. Allah herkese öyle evlat versin ama şimdi öyle değil, çok değişti ortalık. Ama ne güzel, siz yetiştirdiniz işte çocukları. Yok, benim yetiştirmem değil. Biraz yaratılışında da var oğlum. Kendi yaratılışında. Ama yaratılışta da sizin etkiniz var. Evet. Annesiniz yani. Öyle değil mi? Kapının önünden dışarıya çıkarmazdık. Koca çocuklar ortaokula gidiyorlardı. Öyle olduğu halde kapının önünden bir yere gidemezlerdi. Kötü bir arkadaş edinir veyahut kötü bir yer birine rast gelir diye. Yılmaz çok sakin idi. Yılmaz'ın çocukluğu şeydi yukarıda. Babası şey yaptırmıştı. Santranç şeysi fabrikaya, Sümerbank fabrikasında. Onları hep alırdı. Aşağıda iki arkadaşı da vardı. Ben göndermediğim için onlar da geliyorlar. Orada otururlardı. Kafalarına ya su dökerdi ya onlardan atardı. O satranç parçaları hep kayboldu. Ya çünkü Yılmaz böyle birazcık ne diyeyim sakin bir adamdır ama biraz muzurluk vardır yani. Evde de mutlaka bir şey yapmıştır. Sessizce yapar. Evet. En büyük oğlum biraz hareketliydi ama baba baskılı olduğu için fazla şey yapamazdı. O biraz hareketliydi. Yalçın sakindi. Okey. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.